Herkese tekrardan merhabalar dostlar. Ben Sezer. Bugün sizler birlikte Age of History 4'te günün ikinci videosu olarak karşınızdayım dostlar. Biliyorsunuz ki bir önceki bölümde sizler birlikte neler yapmıştık. Osmanlı serisine başlamıştık sizler istediğiniz için. Ben de ne olur ne olmaz diye araya bir tek de inceleme videosu atıyorum. Eğer onu izlemezseniz bunu izleyebilirsiniz dostlar. Bilginiz olsun. Videomuza başlamadan önce henüz aşağıdan kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve henüz aşağıdan videomuzu beğenmediyseniz de beğenerek bize destek olabilirsiniz dostlar. Açıklama ve yorumlar kısmında Discord sunucumuz var. Discord'umuza katılırsanız gerçekten çok mutlu olurum. Şimdi isterseniz yavaştan videomuza başlayalım dostlar. Ve bu arada yorumlarda ön plana çıkmak istiyorsanız ve bize destekte bulunmak istiyorsanız da süper teşekkürden veya da kanala katılarak bize destekte bulunabilirsiniz dostlar. Bilginiz olsun. Şimdi öncelikle bu modda bu senaryo çalışıyor mu, çalışmıyor mu herhangi bir fikrim yok. Onu sizlere söyleyeyim dostlar. Çünkü biliyorsunuz ki çıkan modlara genelde senaryo entegre etmek çok zor oluyor. Yapımcıları buna izin vermiyor. Bakalım bunda çalışıyor mu, çalışmıyor mu, bunu da fark etmiş olacağız. Eğer çalışması çok fena çöküşe gireceğim. Çünkü videoyu kaydını iptal etmek zorunda kalacağım. Burada görüyorsunuz ki 3. Dünya Savaşı 27 Eylül 2023 senaryosu var. Bunu bir kere seçiyorum. Sonrasında şöyle bir haritamıza bakmak istiyorum. Bakın burada bir sorun yok gibi duruyor. Aslında genel olarak evet bir sorun yok gibi arkadaşlar. Amerika falan hepsi olması gerektiği yerde. Aslında bu moda senaryolarda entegre edebilirsiniz bu sayede arkadaşlar. Bakın çok da güzel duruyor 3. Dünya Savaşı senaryosu. Event var mı? Gelin bir bakalım. Elinden geldiğince bu moda eventli senaryolar entegresini yapacağım. Ve yapımcısından izin aldıktan sonra sizlere senaryolu bir şekilde paylaşabilirim. Tabii eğer izin verirlerse. Buradan sonraki yapacağız. Sonrasında buradan olayları ayarla bölümünden. Gördüğünüz üzere arkadaşlar bir sürü event var. Eğer olur da ekrana event gelmezse herhangi birisine basın. Şunu açın arkadaşlar. Bakın şu burada yeşil olması gerekiyor. Olayı kaydet yapıyorum. Diğerlerini de şöyle bir kontrol edelim hemen kabataslak. Mesela buna bastım. Bunda var. Mesela buna bastım. Bunda da var. Bunda. Hepsinde var. Çok güzel. Bir tek daha bakalım. Bir de Ege Adaları'na bakıyorum. Bunda da var. Güzel. Bunda herhangi bir event var mı? Evet bunda da var. 2020 seçimleri. Abi beni yine tarafa sokacaklar ya. Of şuna bak. Erdoğan Kılıçdaroğlu Ümit Özdağ. Bundan birisini seçince direkt yorumlarda linçleniyorum. Ben anlamadım. Ama neyse bunu şöyle yapacağız arkadaşlar. O seçimde şöyle bir seçenek yapacağız. Kafamıza göre. O pit pit yapacağız büyük ihtimal. Yeni oyun. Abi haritamız çok güzel. Modern dünya bence çalışır bunda. Türkiye seçiyorum. Ama başımıza 3. Mustafa var. Büyük ihtimal liderler yok. Evet liderler olmadığı için bu. Türkiye'yi istersek silebiliriz yani 3. Mustafa bak. Mustafa. Unutmayın arkadaşlar. Auditorium liderler. Mustafa. Üçüncü. Kaldırıyorum Türkiye'den. Artık senaryomuz daha da güzel görünecektir diye düşünüyorum. Bence güzel oldu. En azından liderler falan yok. Lidersiz daha iyi yönetilir. Çünkü oyunda liderler zaten pek fazla bir işe yaramıyor. Seçenekler, zorluk efsanevi, savaş sistemimiz, klasik oyun hızımız %100 iken en az saldırı 150'ye kadar kısıyorum. Oyun hızımız eventlerin daha hızlı yavaş gelmesi için şöyle %70 yapacağız. Kosova'yı kaldırıyorum. Görüyorsunuz ki 6 milyon 127 bin nüfusumuz varken 1 milyon 510 bin ekonomiyle direkt olarak oyunumuzu başlatıyorum dostlar. Şimdi daha sonrasında vergiler, mallar ve yatırımlar bu şekilde ayarlansın. Bu arada buradaki TWR yazısı ülkeden ülkeye değişiyor arkadaşlar. Renkler hep değişiyor. Bunu nasıl yaptılar hiçbir fikrim yok gerçekten. Sormak lazım. Acaba zor mu kolay mı? Vergi geliri. Bayağı bir teknoloji puanımız var. Ondan dolayı vergi gelirini elimden gelince fullleyeceğim. Üretim geliri. Yönetim. Bunu 10 yapalım. Ordu bakımına da elimden geldiğine çok veriyorum. 13. Tamam bir tur geçelim. 2020 seçimleri. Ay lanet olsun ya. Bana niye böyle bir şey geldi ki? Erdoğan, Kılıçdaroğlu, dostum. Dur dur dur. Bir taraf sezdim burada. Erdoğan seçince her şey zaten zarara giriyor. Kılıçdaroğlu seçince mutluluklar düşüyor. Ümit Özdağ seçince mutluluklar artıyor. Yani oyunun geliri için bence Ümit Özdağ seçilebilir. O piti piti, karameli sepeti, terazi, lastik, jimnastik. Biz size geldik, dendik. Duma duma dum, kırmızı mum. Dolapta pekmez yala yala bitmezsen bu oyundan çık pis çocuk. Ümit Özdağ. Ya adam şanslıymış arkadaşlar bir şey yok. Vergiler, mallar. Biz faşist diktası mı olduk lan? Bayram değişti. Ottoman Mesruti Monarşi. Ulan yapımcısı sanırsam full İngilizce entegrasyonu yapmış. Ve Ottoman olduk. Böyle bir silelim arkadaşlar. Ottoman değil Osmanlı. Osmanlı İmparator olamıyor zaten. Bence güzel olduk böyle. Osmanlı. Bannerlord da hanedan kuruyordum. Çok hoşuma gidiyordu. Şimdi biraz turlar geçeceğiz. Bakalım eventler ne kadar oranına geliyor, ne kadar oranına gelmiyor. Onu da görmüş oluruz bu sayede.
Bu arada bakın ben hiçbir şekilde taraf tutmuyorum arkadaşlar. Ukrayna'nın Kırım üzerinde hak iddia etmesi Rusya'nın bunu yıkıcı bir şekilde bastırmasına tepki çekti. Rusya'ya destek ver, Ukrayna'ya destek ver. Ben Putin'cim abi, ben Putin'e destek veriyorum. Oyunda tabii ciddiye almayalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin baskıları ve Ukrayna'nın hak iddia etmesi sonucu Kıbrıs Ukrayna'ya bağlandı. Büyük savaş yaklaşıyor. Evet, Ukrayna şu an savaş sebebine girdi arkadaşlar. Bir... Ne haber dayı? Ne işin var senin burada? Adam ta kaçıncı yüzyıldan gelmiş arkadaşlar. Bakalım başka var mı? Benim arkada da bu var. Frederick abim var. 1723 yılında doğmuş. Reis be. Hoş geldin. Dünyadaki bütün haber kanalları savaşa hayır çağrıları ülkeleri barışmasını istiyor. Savaşa hayır. Rusya Kırım konusunda onu desteklediğimiz için adalar konusunda Türkiye desteklediğini açıkladı. Rusya Yunanistan Ege Adaları'nın tarihi sahibi Türkiye'ye verilmesi gerektiğini açıkladı ve kısa süre içerisinde tepki topladı. Rusya destek vereceğiz. Osmanlı olarak Rusya'ya desteklerimiz sonsuz hocam. Ama Ümit Özdağ'ın Osmanlı gibi bir hedef olduğunu zannetmiyorum ben. Daha çok modernleşme peşinde Ümit Özdağ diye düşünüyorum ama sizin... Aa bak size yeni bir soru arkadaşlar. Her bölüm zaten bir soru sormaya çalışıyorum. Sizce günümüz liderleri yani Kılıçdaroğlu'ndan çık, Erdoğan'dan çık, Ümit Özdağ, Mansur Yavaş, Muharrem İnce gibi liderlerin her birini sizce yani bir tanesini seçin. Sizce bunların amaçları ne? Mesela ben diyorum ki Ümit Özdağ'ın hedefi Suriyelileri göndermek. Siz de bir tane lider seçin ve açıklama olarak da hedefini yazın. Yorumlara bekliyorum arkadaşlar hepinize. Güzel sohbet edecek konumuz olur. Yorumlarda bu sayede cevaplarınız da bu Yunanistan bizim bayrağımızı da çalmış. Sen ne yaptın lan? Şu an Yunanistan VS'si atabiliriz arkadaşlar ama Ege Adaları'nın desteklediğini söylediler. Büyük ihtimal Ementler'de desteklemeyle alakalı bir şey göreceğiz biz. Ondan dolayı biraz bekleyeceğim. Yani yaklaşık 2026-27'ye kadar bekleyelim be. Şu an teknoloji puanı kasıyoruz zaten elimizden geldiğince. Bakın teknoloji puanımız bir yandan artıyor. Biraz da araştırma yapıyorum. Bu arada aşağıdan lütfen Discord'umuza katılmayı unutmayınız dostlarım. Bakın bu bizim için çok ama çok önemli. 9 10 Tamam. Herhangi bir event hala göremedik. Hemen şöyle bunu askerleri bir çekelim. Büyük ihtimal tetikleme ile alakalı olmuş olabilir. Bunlar bu arada Mumod'un en sevdiğim olayı UI tasarımlar. Yani dış görünüş tasarımlar. Bakın şurası çok hoşuma gidiyor benim ya. Evet biraz bekliyoruz. Hala bir şey göremedik. Dünya ikiye bölünmüş durumda. Her iki taraf kendine ittifak arıyor. Tarafını seç. Rusya, Amerika. Şimdi. Ya abi bak bu tarafı seçersek. Yani olmuyor arkadaşlar. Kuzey Kore'den çık, İran var, Pakistan var, Hindistan var. Bu taraf daha iyi gibi. Amerikan ittifakına katılıyoruz. Rusya zaten bizi destekledi. Evet şu an United Republic diye bir şey var. Bu ne demek acaba bu? Birleşmiş Cumhuriyet mi öyle bir şey? Rusya'nın Amerikan yanında yer aldığı için Türkiye'ye gelen gaz hattını kesti ve ticaret anlaşmasını askıya aldı. Lan sen bunu nerede gördün? Aa güzel yapmışsın helal kardeşim sana ya. Vallahi bak hoşuma gitti. Tetikleyiciler. Ya bu sıralar bizim forumda tetikleyicileri çok kullanan insanlar artmaya başladı. Yani şu mesela bu event için diğer ülke kızıyor. Diğer ülkeyi seçince diğer ülke kızıyor. Ya da diğer ülke tetikleniyor. Helal lan güzel olmuş. Daha. Hale bas şuraya. Ellerinize sağlık. Gerçekten güzel işler çıkartıyorsunuz son zamanlarda. Yani benden de sizi ödüllendirmek olur bence. Forumda güzel bir etkinlik başlatayım. Kazanana 200 liralık bir ödül verelim. Vermeyeyim. Ya senin ben ne yapayım ben şimdi? Sen şimdi yani bana neden savaş açıyorsun? 46 bin kişilik ordu benim sınırımda neden var? Bana bunu açıklayın. Ben de neden oyunu oynadığımı açıklayacağım. Bu kadar basit. Hareket puanım yok. Senin yüzünden hareket puanım yok abi. Ben İran'dan bir savaş beklemiyordum açıkçası ama Büyük Dünya Savaşı başladı sanırsam. Bakayım. Büyük Dünya Savaşı başlamamış arkadaşlar. Ben müttefiklerimi davet ediyorum bu olaya. Nasıl davet edeceğiz? Şöyle yapacağız. Kapı çalıyor, fark ettiniz mi? Kapı çalıyor. Evet, benim hakkımda konuşuluyor. Lan ne oluyor? Bir şey oluyor arkadaş. Evde kavga çıktı galiba. Evet arkadaşlar geri geldim. Ya şimdi kapının çalma sebebi, ortalığın karışma sebebini hemen sizlere açıklamak istiyorum. Bunlar 2 gün 3 gün önce kardeşimden kumanda istedim. O da uzanmış yatıyordu. Eliyle bana uzattı kumandayı. Sonra birdenbire şoklandım arkadaşlar. Yani kumandadan bana elektrik çarptı. Kumanda sonra nane yedi. O su yemesiyle birlikte garanti kapsamına giriyormuş Allah'tan.
Arkadaki pin kodunu istemişler. Şimdi kumandanın şeyini aldık. Savaş hazırlanan Japonya. Allah'tan kumanda değişiyor. Ortalık ondan dolayı karışmış. Bırakmıyorum bunun içinde. Şimdi nefes nefese kaldık. Önce bir müttefik çağırmamız gerekiyor. Çağır hocam. Tüm müttefiklerimizi namaz savaşa davet ediyoruz. Namaz da öyle. Konu cuma namazından çıktım. Onayla. Herkes savaşa davet ediyoruz arkadaşlar. Şu an ülkemiz işgal altında ve bu işgalin durdurulmasını bir an önce talep ediyorum ben. Aksi takdirde İran hükümeti tarafından düşürülme gibi bir hedefimiz var galiba. Hareket puanım çünkü çok sınırlı. Basamıyorum ama ben şu an savunma savaşı yapacağım arkadaşlar. Savunma savaşını olur da kazanamazsak fark ettiniz mi? Kazanırsak diyemedim. Kazanamazsak dedim. Çünkü bir ihtimal öyle gözüküyor. Birinci hattı yıktık ama geriye kaldı 15 hat arkadaşlar. Bu 15 hatın içinde de bir sürü asker var. Ve bizim ülke çok güçsüz kalmış bu duruma karşı. Gürcistan'dan Allah'tan asker falan gelmiyor. Yani gelirse nane yiyeceğiz. Şu an tüm ülkeler savaşa katıldı diye biliyorum ben ama bir bakalım bir. Biraz da araştırma yapalım. Şimdi şöyle baktığım takdirde Ukrayna giriş yapmış. Ondan sonra Finlandiya giriş yapmış. Kuzey Kore burada bir sürü devlet giriş. Burada da 4 tane devlet giriş yapmış gerçi. Kendimi saymadan yaptım bu arada. Evet, Yunanlar da asker getiriyor. Bu arada Yunanların bize karşı herhangi bir düşmanlık sergilememesi. Ulan. Ulan. Hep şeyin yüzünden. Bunlar da neyse. Neyse bak. Adamlar yemin ediyorum Selanik'ten toplanıp bir sürü yardım kampanyaları başlatmışlar ya. Arkadaşlar artık savaş gibi bir şey geride kaldı. Yani artık savaşları zar zor görürüz. Hani 3. Dünya Savaşı falan patlar diye herkes söylüyor ya. Böyle bir şey yok. Ama böyle patlama ihtimali çok düşük 3. Dünya Savaşı'nın şu an. Şu an gördüğünüz üzere biz Avrupa Birliği'ne giremiyoruz sadece. Avrupa Birliği'ne keşke girebilsek bu arada. Var ya Avrupa Birliği'ne girsek yurt dışına rahat bir şekilde kaçabilirim artık. Çok rahat hem de yani kaçabilirim dediğim de yani özgür irademle gidip gitmekten bahsediyorum. Ben her şeye kaçmak kelimesini eklerim. Bu arada topraklarımız kurtuluyor. Yani Yunan Greekler asker getirse bile bunların pek fazla bir şey değişeceğini zannetmiyorum. Çünkü mini minnacık askerler getiriyor. Bu askerlerle ben ne yapayım abi? Araştırmayı artık verdiğim şeyi kapatıyorum. Kuzey Kore'den bir barış teklifi geldi. Büyük ihtimal kendilerini yutmuşlar. Evet arkadaşlar kendi topraklarımızı kendimiz kurtarıyoruz. Bu haritada oynaması aşırı sarıyor zaten demiştim. Evet altta bir de Pakistan var. Ben sürekli olarak asker basayım. Çünkü gördüğünüz üzere içeride Pakistanlılar var, Hintliler var. Ya şimdi böyle bir ittifaka mı katılırsın yoksa Amerika'nın içinde bulunduğu güzel büyük bir ittifaka mı katılırsın? Amerika'da bize karşı yani adam... Orada ne vardı lan? Onlar orada parti mi veriyor oğlum? Onlar ne yapıyor orada? Bu ne? Şurada bir şey var. Parti veriyor diyor arkadaşlar şuraya. Buraya pek fazla bulaşmayı yeğlemiyorum. Ondan dolayı buraya gideceğim. Ama şu an iyi yandan bakalım. Kendi topraklarımızda bir savaş dönmüyor. Rusya'nın gaz hatlarının kesimi sonucu Amerika ve taraftarları Rusya'ya savaş ilan etti. Hoş geldiniz hocam ya. Hoş geldiniz. Ama zaten ben sizi namaza davet eder gibi savaşa davet etmiştim. Şimdi Yunanistan herhangi bir kayıp verememiş. Ama vermiş bu arada. 18.500 kayıp vermiş. Kendisinin ekonomisinden de bayağı gitmiş. Ben 301 bin kayıp vermişim. İtalya 2600. Hiç gelmiyor. İtalya bu niye böyle oğlum? Bu adamlar kim yönetiyor lan bu ülkeyi? 2600 kayıp nasıl verebildin abi sen? Ben şurada 300 bin kayıp vermişim ya. Finlandiya 70 bin. Bak tak nerede yaşayan adam 300 bin yani 70 bin kayıp veriyor. Bizim İtalya şuradan şuraya gelip kayıp veremiyor. 18.500 de Yunanlardan gelmiş. Yazıklar olsun size ya. Vallahi bak Yunanlar bile bizim için daha çok kan dökmüş ya. Evet. İran'da 301 bin. Ha, pardon. İran 271 bin. Ben vallahi bak bu şeyi anlamıyorum. İtalya dünyanın en vasıfsız ülkesi arkadaşlar. Roma'dan sonra bozdu ya. Vallahi Roma'dan sonra bozdu. Hey dostum. Just calm down. Gel buraya. Arkadaşlar Çinlilerin ne işi var burada ya? Ben hala savunmadayım bak. Kendi sınırlarımı ihya etmeye çalışıyorum. Farkında mısın? Hatta buraya elin değmişken bir de kale inşa edeceğim. Şu an param bitiyor. Şu an dış ülkelerden yardım istiyoruz. Yardım eden yok. Savaşa gitme hocam.
Evet arkadaşlar, sanırsam savunma savaşı bizim böyle sınırlı kalacak. Savunma savaşı yapmak gerçekten çok zor. Hatta artık şöyle bir hızlandıralım bunu, çünkü serisini yapmıyoruz. Ne oluyor şu an? Pakistan iki taraflı devlet olmasına rağmen Türkiye'nin yanında olacağını açıkladı. Allah Allah, hoş geldin ya. O kadar şey yaptıktan sonra benim yanımda mı oluyorsun? Uyarto seni. Evet, bir şeyler oluyor. İsimleri kapatalım da sıkıntı yaşamayalım. Böyle bir kayıp savaş yeni bir durumuna bakalım be. Aa, şu an işgal edildik ama BRIC diye bir ittifak kurmuşlar bu arada. Ben 557 bin kayıp vermişim. Sonra da İtalya'ya bak, 97 bin. Neyse dostlarım, kardeşlerim, eğer oynamak isterseniz açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Bunun serisini isterseniz yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Gelin yorumlarda dertleşelim, kalp atalım, cevaplayalım birbirlerimizi. Süper teşekkürden bize destek atarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Hiç daha önce görmedim süper teşekkürden donate sistemini falan, bir bakmak istiyorum açıkçası. Ve donate atanların da videoda isimlerini söyleyeceğim bu arada. Bilginiz olsun, bu da bizim için güzel bir şey olsun. Ama donate attıktan sonra lütfen yorum olarak atın bunu, çünkü fark edilmiyor. Onu da söyleyelim. Şimdi kendinize çok iyi bakın diyelim. Görüşmek üzere dostlar. Hepinizi seviyorum. Bay bay.